Çok çarpıcı açıklamalarda bulundu Burak Yılmaz. Şimdi sevgili Kartal Yiğit'le birlikte bu açıklamaların yansımalarını konuşacağız. Kartal abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Ömer. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün gerçekten gündemi sarsan açıklamalar oldu. Burak Yılmaz'ın açıklamaları, hem Aboubakar'la ilgili yaptığı açıklama, hem Şenol Güneş'le ilgili yaptığı açıklama, takımla ilgili yaptığı açıklamalar ve keşke gelmeseydim şeklinde pişmanlık belirtisi. Gerçekten sosyal medyada çok fazla konuşuldu, eleştirildi, dillendirildi. Senin görüşlerin nelerdir? Şimdi Ömer, Beşiktaş kulübünde görev almak, hele A takımda görev almak hakikaten bir meslek açısından, antrenörlük mesleği açısından erişilebilecek en son nokta. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük kulüplerde bu onura erişmek herkese nasip olmuyor. Şimdi Burak Yılmaz henüz bir antrenör olmadan, yani 2-3 aylık mazisi olan, sadece diploma almak önemli değil. Diploma zaten federasyon önüne gelene diploma veriyor. Yani eskiden bazı kurallar vardı, bazı kıstaslar vardı. İşte en az 2 sene çalışıyordun öbür diplomaya geçmek için. Şimdi bu federasyon, şimdiki federasyon yönetimi bunu kaldırdı. Özellikle futbolu yeni bırakmış, ünlü tabir edilen, yani yıldız tabir edilen oyunculara hemen 15 günde A ile B birleştirilerek diploma dağıtıldı. Ve neticede de hiçbir tecrübesi olmayan antrenör adayları büyük kulüplerde dahi görev almış oldular. En son bunu Burak Yılmaz'da gördük. Ben Burak Yılmaz'ın futbolculuğuna, profesyonelliğine, disiplinine hiçbir şekilde bir şey diyemem. Futbolcuyken de en iyi şekilde oynadığı takımların formasını sonuna kadar terletmiş bir isimdi. Beşiktaş'ta da forma giydi. Ama siz bir anda böyle gökten bir anda inerek işte Şenol Hoca'nın yanına kendi isteğinizle gelerek staj görüp staj gördükten sonra bir anda kendinizi Beşiktaş A takımının gemisinin dümeninde bulduğunuz takdirde maalesef ki bazı hatalar yapabiliyorsunuz. Burak Yılmaz da bunları, bu hataları yaptı. Ama şunu söyleyebilirim. Burak Yılmaz evet hata yaptı mı, ama yaptı. Bu tecrübesizliğinden kaynaklanan hatalardı. Şimdi burada en büyük sorumluluk bence Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ve yönetiminindi. Şenol Güneş'in yanında staja gelmiş bir genç antrenörü, antrenör adayını, daha antrenör de demiyorum ben, teknik direktör zaten değil, onunla ilgili zaten kursları tamamlamıştı. Genç bir antrenörü bir anda siz bu kadar kötü bir dönemde, çalkantılı bir dönemde takımın başına atama cesaretini gösteriyorsanız, kusura bakmayın, bu sizin yönetimsel anlamda ne derece zayıf düşündüğünüzü ve Beşiktaş'ı nasıl yönetememe düşüncenizi ortaya koymaktır. Burada esas sorunu bence başkan ve yönetimidir. Kimse üzerine alınmasın ama sonuç budur. Burak Yılmaz da tabii ki sorumludur. Ama buradaki asıl sorumlu Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'dir. Bence Ahmet Başkan da keşke Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmeseydim diyordur içinden. Çünkü Rıza Çalınbay geldikten sonra son maçtaki yaşanan atmosferi hepimiz gördük. Taraftarlar sanki takım şampiyonluğa oynuyormuşçasına destek verdiler. Takıma ve daha önce yuhladıkları takıma ve Rıza Çalınbay'a, Rıza Hoca'ya maçtan sonra inanılmaz sevgi gösterinde bulundular. Ahmet Başkan, inanıyorum ki bence içinden, ya ben nerede hata yaptım, niye Burak Yılmaz'ı böylesine bir sorumluluk üzerine attım, Rıza Hoca'yı keşke daha önce getirseydim illaki diyordur. İddia ediyorum Rıza Çalınbay, Şenol Güneş'ten sonra bu takımın başına geçseydi şu anki tablo hemen hemen olmayacaktı. En kötü ihtimalle ben Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam edeceğini ve son 2 maça girilirken kesinlikle iddiası olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir ortamda Ahmet Nur Çebi kendi kafasının da dağınık olduğunu göstererek hiçbir tecrübesi olmayan Burak Yılmaz'ı takımın başına getirdi ve neticede bugünkü duruma bugünkü durumun hazırlanmasına neden oldu. Şimdi Burak Yılmaz'ın açıklamalarına gelirsek ben çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü
daha önceki bir yayında, orada stüdyoda bir yayında, bilmiyorum sen mi vardın, hatırlamıyorum şimdi kim vardı, Burak Yılmaz'ın çevresindekilere Şenol Güneş'le yaşadığı sorunları aktardığını söylemiştim ben. Özellikle son bir ay Şenol Hoca'nın herkese küstüğünü, teknik heyete, teknik heyetteki kendi yardımcılarına bile küstüğünü ben bir yayında söylemiştim. Burak Yılmaz'ın da bundan müzdarip olduğunu dile getirmiştim. Şimdi bu açıklamalar, sayın değerli büyüğümüz Atilla abiye yaptığı açıklamalar hakikaten ciddi açıklamalar. Mesela Abu Bakar konusunda ben de Burak'a katılıyorum. Beşiktaş yönetimi bence bu konuda da yanlış yaptı. Sergen Yalçın döneminde değil miydi Abu Bakar para için sıkıntılar yaşadı, ağrım var diyerek oynamadı ve neticesinde şampiyonluğa giden bir takımı bıraktı. Siz gidip kalkıp böylesine sıkıntılı bir oyuncuyu tekrardan büyük bir başarıymış gibi getirdiniz futbol şube sorumlusu olarak, futbol şube komitesi ve başkan olarak. Abu Bakar şimdi aynı şeyleri tekrardan yapıyor. Bu Burak Yılmaz zamanında da kısa bir dönemde de yaptı. Rıza Hoca döneminde de yapacak. Çünkü Abu Bakar bunu huy edinmiş. Kötü oyuncu mu? Tabii ki elbette değil. Faydalı bir oyuncu ama bu şekilde devam ettirdiği takdirde Beşiktaş'a Abu Bakar'ın yarar değil zarar getireceğini düşünüyorum. Zaten devre arasında ben olası bir ayrılık görüyorum. Rıza Hoca da böyle oyuncuları kaprisleri çekmeyecektir. Neticede Abu Bakar bundan sonra Arabistan'a gitmek gideceği konuşuluyor. Nereye giderse gitsin. Ben Abu Bakar'dan çok faydalanacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Ama Burak Yılmaz'ın ciddi iddiaları var. İşte hem Abu Bakar olsun hem Şenol Hoca ile ilgili olarak, işte takımın geneliyle ilgili olarak disiplin sorunu var diyordu. Ya şunu da sormak istiyorum ben. Evet, açıklamaları doğrudur büyük ihtimalle. Yani doğrudur derken iddiaları Sayın gazeteye yansıdığı gibi doğrudur. Ama şunu da söylemek istiyorum. Madem bunları gördünüz, o zaman Burak Hoca niye bırakmadı? Yani bırakıp gidecektin. Özellikle bir Antalya maçı yaşandı. Antalya maçında yaşananlar inanılmazdı bence. Yani ben yıllardır Beşiktaş'ı takip ediyorum. Böylesine antrenör hatasını hiçbir yerde görmedim. Oyuncular kendi arasında kavga edebilirler. Ben neler gördüm? Yumruk yumruklaşmalar da oldu soyunma odalarında ama maçlara çıktılar. Burak Yılmaz o krizi de yönetemedi ve çok çok önemli bir 3 puana mal oldu. Beşiktaş 3 puandan oldu. O yüzden keşke daha erken bıraksaydı Burak Yılmaz. Hem kulüp adına hem kendi adına. Bakın yani Beşiktaş değil, kendi de zarar gördü bu süreçte. Belki antrenörlük hayatını etkileyecek kararlar verdi. O yüzden keşke bu ayrılık daha önce olsaydı. Geç kalınmış bir ayrılıktı. Şimdi ayrılıktan sonra konuşmak kolaydır. Yani niçin acaba oradayken bazı şeyleri dile getirmedi? Ya da Sayın Başkan'a dile getirmiş olabilir, onu bilemem. Ama söylenenlerde, açıkladıklarında hakikaten benim de duyduğum gerçeklik payı olan şeyler var Ömer. Kartal abi ama şunu konuşmak istiyorum aslında. Şimdi çelişkiler çok konuşuluyor. Yani Beşiktaş teknik sorumlusuyken yaptığı açıklamalar ve şu anda yaptığı açıklamalar Burak Yılmaz'ın, Burak Hoca'nın. Hatırlayalım, İstanbulspor maçından sonra Şenol Güneş'le ilgili sözleri vardı. Hatta ben de açtım şimdi bir bölümünü seninle paylaşayım tekrardan hatırlatmak adına. Evet. Şenol Hoca'dan bayrağı almak ayrı bir güzeldi, ayrı bir duyguydu. Bugün çok duyguluyum. Otobüse binince kötü oldum, belli etmemeye çalıştım. Bütün duyguları bir arada yaşadım. Bu galibiyet taraftarımıza ve Şenol Hoca'mıza armağan olsun. İzliyordur bizi şu an muhtemelen. Bu galibiyet Şenol Hoca'mız için diyor Burak Yılmaz. O maçtan sonra ama bugün bir Şenol Güneş eleştirisi vardı. Aynı zamanda Antalya Spor maçından sonra ya da bazı maçlardan sonra Beşiktaş'ta kaos yok, nereden çıkarıyorsunuz diye basın mensuplarına sistemi vardı Burak Yılmaz'ın ama bugün yaptığı açıklamalarda işte oyuncu bazen kafeteryada oturuyordu, idmana çıkmıyordu şeklinde yine açıklamalar var. Aslında bunlar çok da birbirini örten hani açıklamalar değil, çelişkiler var gibi görünüyor Kartal abi. Doğru. Şimdi Ömer, maalesef ki hep böyle kulüpler kaotik ortama girdiği zaman hep medya mensupları suçlu olur. Gazeteciler yaptığı haberlerden dolayı taraftarın önüne atılır, yalanlamalar geçilir. Burak Yılmaz daha öncesinde İstanbulspor maçı sonrasındaydı. Beşiktaş'ta bir kaos ortamı yok, herhangi bir problem yok şeklinde açıklama yapmıştı. Antalya Spor maçında
Evet, kaos ortamı var dedi. Şu an iyi gitmeyen şeyler var dedi. Kötü giden şeyler var dedi Antalyaspor maçında. Ne oldu yani? Bir haftada mı değişti her şey? Evet, Şenol Hocam'ı işte otobüse bindiğimde çok kötü oldum. Şenol Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bizi izliyordur şeklinde açıklamaları var. Şimdi de tam tersi açıklamaları var. O dönem o yaşananları biliyordu. Niye böyle bir açıklamayı yaptı? O dönem niye konuşmadı? Söyleyebilirdi. Şenol Hoca'nın ruh hali iyi değildi. Gergindi, agresifti, asabiydi. O dönem söyleyebilirdi. Niye şimdi gittikten ayrıldıktan sonra konuşuyor? Yani ayrıldıktan sonra konuşmak hakikaten çok kolay. Birilerinin arkasından konuşmak çok kolay. Orada insanların yanında konuşacaksınız. Yüzüne karşı konuşacaksınız. Veya o dönem konuşacaksınız. Göreve ilk geldiği zaman diyecekti ki ben çok sıkıntılı bir süreçte işbaşı yaptım. Takımın durumu bu. Bazı oyuncular oynamak istemiyor. Disiplinsizlik var. İşte Abubakar'da problem var. Şenol Hoca bize iyi davranmıyordu. Bunları söyleseydi inanın iddia ediyorum herkes Burak Yılmaz'ın arkasında dururdu. Medyada dururdu. Beşiktaş taraftarı da dururdu, kamuoyu da dururdu. Ama bunları yapmadı. Burak Yılmaz maalesef ki üzülerek söylüyorum kolayı seçti. Yani daha önce de yani ilk kez bu değil. Ben birçok teknik adamla çalıştım gazeteci olarak. Özellikle yabancı hocalar kendi ülkelerine gittikten sonra kulüpleri suçlayıcı açıklamalarda ve röportajlarda bulunmuşlardı. O yüzden Burak Yılmaz'ın yaptığı bu ilk değil. Doğru olduğuna inanıyorum ama yöntem şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Keşke Beşiktaş'a gelmeseydim diyor. Beşiktaş herkesten büyüktür, herkesten üstündür. Burada görev almak başta da söyledim bir onurdur. Beşiktaş onun ismini tekrardan bir antrenör olarak duyulmasını belki sağladı. Ama şu yönden de katılıyorum. Bence zamanlaması çok yanlıştı. Keşke bu şekilde değil de daha sonra ilerleyen dönemlerde yani diplomasını alıp tecrübeli bir teknik adam olduktan sonra Beşiktaş'ta çalışsaydı hem Burak Yılmaz adına hem Beşiktaş adına çok iyi olurdu. Burak Yılmaz da bence hata yaptı. Belki birilerinin dolduruşuna mı geldi işte başarılı olacağını düşündü. Bu ortamda başarılı olmak kolay değil. Hele hele genç bir hoca adayıysanız hiç de kolay değil. Mesela benim yadırgadığım bir şey vardı. Siz de daha bir yardımcı hoca bile değildiniz. Yeni bir yardımcı hoca, stajyer bir yardımcı hocaydınız. Bir anda takımın başına geçtiniz, gittiniz iki tane yabancı hoca getirdiniz. Kendinize yabancı teknik adam aldınız. Yani kulüp de oradan zor duruma düştü. Şimdi ödemeler euro olarak yapılacak. Belki tabii ki çok inanılmaz yüksek rakamlar verilmemiştir gelen hocalara ama yine de sezon sonuna kadar bilmiyorum anlaşma nasıl bir ay bir buçuk aylık bir anlaşma diyorlar. Yine de Beşiktaş'ın kasasından euro olarak bir ödeme çıkacak. Yani çok kısa bir dönem için bu konuda da yanlışlar yapıldı. Maalesef ki söylüyorum ben Ahmet Nurçebi'ye zaman zaman eleştirmişimdir ama büyük oranda destek vermiş biri olarak söylüyorum. Bu ortamın gelmesinde yani Burak Yılmaz'ın bu suçlayıcı açıklamaları yapmasında da en büyük etken Sayın Ahmet Nurçebi'nin hoca konusundaki tercihidir. Onu da söyleyeyim. Kartal abi, Burak Yılmaz konusuyla ilgili son bir sorum daha olacak sana. Şimdi evet. Burak Hoca'nın Rebiç'te sorun yaşadığı söylendi. İşte Antalyaspor maçından sonra Erik Bailly ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda Abubakar'la ilgili açıklamaları var ki Abubakar Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu tıpkı Bailly ve Rebiç gibi. Sezon devam ederken büyük camialarda kişini biliyoruz. Mesela hani bazı camiaların bazı değerleri vardır. Burak Yılmaz birçok noktada Beşiktaş camiasının bir değeri olduğunu değil mi açıklamıştır. Kendisi de söylemiştir ama diğer camiaların hani öne çıkan değerlerinden bu açıklamaları pek bugüne kadar görmedik ve sonrasında iki kere, üç kere, bazı teknik adamların dört kere değil mi o camialarda görev aldığını gördük. Yani şimdi tek tek saymak istemiyorum. Mesela İsmail Hoca bir daha geldi Fenerbahçe'nin başına. Fatih Terim defalarca işte Galatasaray'ın başına geldi ama şimdi bu açıklamalardan sonra yani kol kırılır, yeni içinde kalır durumu Beşiktaş'ta yaşanmadı. Sen Burak Yılmaz'ın belki yakın gelecekte değil ama uzak gelecekte Beşiktaş'a dönüşü için bu açıklamaların bir sorun teşkil edeceğini düşünüyor musun? Ben bu saatten sonra Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a dönüşünün imkansız olduğunu söylüyorum. Kim olursa olsun hangi yönetim Burak Yılmaz'ı getirmek isterse başına çok büyük bela alır onu söyleyeyim. Yani o taraftar o yönetimi orada durdurmaz. Bu iki kere, iki daha dört. Yani bence Burak Yılmaz defteri artık
Beşiktaş'ta tamamen kapanmıştır. Burak Yılmaz'a kadar Beşiktaş'ın gerçek değerleri vardır. Mesela bir Rıza Çalınbay'ı çok konuşmuyoruz. Bence gerçek efsane, gerçek değer Rıza Çalınbay'dır. Rıza Çalınbay altyapısında başladığı Beşiktaş serüvenini kaptanlık yaparak, rekorlar kırarak noktalamıştır. Ve Beşiktaş forması altında noktalamıştır. Başka hiçbir takıma gitmemiştir. Kimse yanlış anlamasın, ne Burak Yılmaz ne de başka bir isim. Benim için gerçek efsane Rıza Çalınbay'dır. İşte Ali Gültüken'dir, Şifo Mehmet'tir, Feyyaz Uçağ'dır, bunlardır. Yani çok daha fazla aidet duygusu yaşayan oyunculardır. Özellikle Rıza Kaptan'ın yeri ayrıdır. Mesela Samet Aybaba'nın yeri ayrıdır. Ulvi Güveneroğlu'nun yeri ayrıdır. İşte Mehmet Ekşiler'in yeri ayrıdır. Bunlar Beşiktaş camiasının önemli karakterleridir. Şimdi Beşiktaş doğru yolu bulmuştur. Rıza Çalınbay gibi bir efsaneyi getirmiştir. Bakın hakikaten Rıza Çalınbay bir efsanedir Beşiktaş'ta. Yani geçmişte tabii ki çok büyükler var. Beşiktaş'ın büyükleri sayılmayacak derecede. Ama son dönemdeki en büyük sembollerden biri Rıza Hoca'dır. Ve antrenörlük kariyerinde de Rıza Hoca evet bir daha önce de çalıştırmıştır ama o dönemde çok kaotik bir ortamda görev almıştır. Bu dönemde kaosun içinde hiçbir zaman fedakarlıktan kaçmamıştır. O nedenle söylüyorum, Rıza Hoca'nın geçmişten kalan yarım kalmış bir hikayesi vardı. Rıza Hoca'ya bir şans daha tanınması lazımdı ve tanınıyor. Şunu da söylemek lazım. Rıza Hoca ile seçime kadar bir ay, iki aylık bir teknik adam değil. Rıza Hoca en kötü ihtimalle sezon sonunda, en kötü bile değil, ondan sonra da Beşiktaş'ın başında kalmayı hak eden bir teknik adamdır. Her kim başkan seçilirse kesinlikle Rıza Hoca ile devam etmelidir. Bunu söylüyorum. Zaten bakıldığı zaman sayın iki aday var. Sayın Hasan Arat ve Sayın Serdal Adalı da şu an itibariyle Rıza Hoca ile çalışacaklarını dile getiriyor ve doğrusunu yapıyorlar. Yani seçimi kazandım, seçimden sonra işte Rıza Hoca'yı göndereyim, onu getireyim, bunu getireyim yaparlarsa yanlış yaparlar. Rıza Çalınbay bu kulübün bir değeridir. Ben Burak Yılmaz'ı da severim. Dostluğum da vardır. İlk geldiğinde gencecik bir oyuncuydu. Ben onun abisiyimdir. Ben ona karşı hiçbir zaman kötü bir söz de söylemedim. Bir art niyette bir davranışta da bulunmadım. Eleştirmişimdir. Şimdi de eleştiriyorum. Burak da hakikaten Beşiktaş'ta oynadığı zaman kısa bir süreydi. Çok fazla varlığını ortaya koyamadı. Yani Beşiktaş'ta çok parlayamadı. Kalsaydı bence çok daha iyi yerlerde. Aynı Rıza Hoca gibi Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri haline gelecekti. Ama ben kusura bakmasın, Burak Yılmaz'ı bir Beşiktaş sembolü olarak görmüyorum. Benim için sembol Rıza Çalınbay, işte Metin Ali Feyyazlar'dır. O dönemdir, Şifo Mehmet'tir. Mesela Şifo Mehmet, Mehmet Özlü'ye, Mehmet Hoca'ya da hiçbir şans verilmedi. Bu camia teknik adam olarak hiçbir şans vermedi. Ben Şifo Mehmet'in de, Mehmet Özlü'nün de Beşiktaş'ın başında antrenör olarak görmek isterdim. Şu ana kadar olmadı. Serdar Adana'nın kazanması halinde sportif direktör olarak görev alacak. Bu da bir aşamadır bence ama ileride Mehmet Özdüley'in de o şansı bulmasını istiyorum tıpkı diğerleri gibi. Kartal abi, tam bu noktada hazır seçim gündeminden de bahsetmeye başlamışken istersen biraz seçimi konuşalım Beşiktaş'ta. Çünkü 3 Aralık'a az bir süre kaldı. Dün Emre Koca da aday olmayacağını açıkladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı Beşiktaş'ın mevcut iki başkan adayı. Tabii ki 3 Aralık'a kadar çok uzun zaman var ve sen de bu konuda çok tecrübelisin. Çok şeyler değişir bu tarihe kadar kongrelerde ama şu an için baktığında sen fotoğrafı nasıl çekersin? Şimdi Ömer, ilk etapta şunu söyleyeyim. Sayın Hasan Arat da, Sayın Serdal Adalı da Beşiktaş için her şeyi yapmaya yapacak ve elini taşın altına koyacak iki isim. Onu söyleyebilirim. Şimdi ben zaman zaman işte sosyal medyada görüyorum, biri birinin devamı, işte o onu çıkardı, bunu çıkardı şeklinde, işte Hasan Arat'a, Serdar Adalı'ya da zaman zaman eleştiriler var. Şimdi mühim olan aday çıkmak. Bu insanlar Beşiktaş'ta görev almak için bir şeyler yapma derdindeler. Sonuçta çıktılar. Öyle de böyle çıktılar. Bunları herkesin, özellikle isim vermeden herkesin bir kere çıktıkları için teşekkür etmesi lazım. Şimdi şöyle bir de gerçek var. Açık konuşayım. Ahmet Başkan'ın son dönemleri sıkıntılıydı. Yani çalkantılı bir döneme girmişti. Bu dönemden önce de yaklaşık bir senedir Sayın Hasan Arat ben aday olacağım demişti.
Ve bu konuda çok yoğun çalışmalar içerisinde girdi. Biliyorum sık sık gitti, işte kongreleriyle bir araya geldi, yemekler yedi, dernekleri dolaştı. Özellikle son 5 aydır, 6 aydır yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi. Ve bazı insanların da güvenini kazandı. Şimdi özellikle tabii Serdal Adalı bence kararını geç açıkladı. Onu söyleyeyim. Yani seçime şu an çok az bir süre kaldı. Bu çok az sürede geç açıklanmış bir karar diye düşünüyorum ben. Bunun da dezavantajını yaşayabilir Serdal Adalı. Ve şu an itibariyle yaşayacaktır. Niye yaşayacaktır? Liste kurma konusunda bakalım neler olacak. Yani eğer Serdal Adalı Sayın Hasan Arat gibi çok daha önceden adaylığını açıklasaydı, yani belki de takım daha da iyi günlerinde adaylığını açıklasaydı, ben Serdal Adalı'nın şu anki konumundan çok daha fazla ciddi anlamda başkanlığa yakın olarak görürdüm. Çünkü bu konuda erken hazırlanmak hakikaten çok önemlidir. Yani gidersiniz, çok önceden insanlarla görüşürsünüz, çok daha fazla kitleye ulaşırsınız. Çok seçici davranırsınız, titiz davranırsınız, ince eğilip sık dokursunuz. Çok daha ciddi anlamda hem maddi hem manevi getirisi olacak insanları listenize alırsınız. Maalesef ki ben Sayın Serdal Adalı'nın ismi üzerinde konuşmuyorum. Kim olursa olsun, kim bu kadar geç kalırsa zorlanır. Bak onu söyleyeyim. Ben Sayın Serdal Adalı kazanamaz falan şeklinde öyle bir şey demiyorum. Bence şanslar eşit. Onu söyleyeyim. Yani şanslar eşit gözüküyor. Bazı işte grupların Sayın Adalı'nın yanında olduğunu görüyorum. Bir grubunda Sayın Arat'ın yanında olduğunu görüyorum. Ve telefon trafiklerinde, telefon görüşmelerinde yapıyorum. İşte Hasan Bey'in yanındayız diyorlar, Serdal Adalı'nın yanındayız diyorlar. Yani böyle bir adayın bir adaya yüksek oranda bir bariz bir üstünlüğü yok. Onu söyleyeyim ama konuştuğum insanların çoğu da şunu söylüyor. Hasan Bey daha kimse ortada yokken meydana çıktı diyor. Bunlar da bizi etkiledi diyor. Bu hareket bizi etkiledi ve bizimle çok önceden geldi, görüştü. Projelerini anlattı ve biz projelerinin doğru olduğunu ve Sayın Hasan Arat'ın hazırlıklı olduğunu gördük diyorlar. Bunlar bizi etkiledi diyor insanların çoğu. O yüzden şu anki tabloda Hasan Arat'ın erken çıkması bence bir avantaj. Ve proje geliştirmesi bir avantaj. Sayın Serdal Adalı çok iyi niyetli bir insan. Bakın ben iyi niyetinden hiç şüphem yok. Beşiktaşlığından zaten şüphem yok. Yanında da Beşiktaş'ı çok seven insanlar var. Mesela listesinde öğrendiğim ikinci başkanlık görevi yapacak bir Metin Keçeli var. Bütün camianın, özellikle hepimizin de abi dediği bir isim var. Metin Keçeli'nin oraya girmesi bence önemli. Yani çünkü zaman zaman Serdal Adalı futbol şube sorumlusu yaptığı dönemlerde Yıldırım Demirören'in listesinde biraz popülist yaklaşımlar yaptı. Yani taraftara popülizm aşılamak için, işte kendisi dedi ya basın toplantısında, işte Simalar, işte Quaresmalar, Gütüler getirdim. Evet, o dönemler hakikaten getirdiği oyuncular bir markaydı. Tribünleri coşturdu ilk geldiğinde ama sonrasında bu oyuncuların takıma bir katkıları olmadı. Beşiktaş şampiyon olamadı. Bu kadar para harcandı, bu kadar bütçe ve kulüp borca girdi. Neticesinde bir şampiyonluk elde edemedi Beşiktaş, 5. oldu. Yani tamam transfer yaptınız ama hiçbir işe yaramayan bir transfer grubuydu. Ben o yüzden özellikle Metin Keçeli gibi tecrübeli, camianın tanıdığı önemli isimlerin girmesi, Sayın Adana'nın listesinde olmasının ilerleyen dönemlerde seçildikleri takdirde Serdal Adalı'yı, Serdal Başkan'ı bazı konularda frenleyeceğini düşünüyorum. Yani evet, şimdi Serdal Adalı Sayın Adana'nın açıklamalarını görüyorum. Talisca için uğraşacağız diyor. Talisca olmazsa ona benzer oyuncular getireceğiz diyor. Evet, bunlar kulağa hoş geliyor. Taraftar da böyle şeyleri sever. Ama bu işin bir de maddi yükü var, yani mali yükü var. Neyle getireceksiniz? Hangi parayla getireceksiniz? Yani sponsor var mı? Belli mi? Sayın Adalı bunları da açıklamak durumunda. Yani cepten vermeyle bu işler olmuyor. Kulübün borcu olmuş 7 milyar TL. Yani eski parayla 7 katrilyon. Yani bunları kim ödeyecek? Ve borçlar gün geçtikçe artıyor. Talisca'yı Ahmet Nurçevi de getirebilirdi.
Talisca'nın maliyeti sadece kulübüne ödenecek para 10 milyon euroydu. Kendisi de en az 11-12 milyon euro istiyordu. Yani 20 milyon euronun üzerinde bir maliyeti vardı Talisca'yı. Getirebilirdi Sayın Çebi. Ne olacaktı? Kulüp daha da batağa sürüklenecekti. Yani Sayın Adalı bu hataya düşmemesi lazım. Geçmişte yaptığı popülist transferler maalesef ki kulübün borçlanmasına neden oldu. Ama tabii ki yıldız oyuncu, işe yarayacak yıldız oyuncu getirebilir. Beşiktaş'ın yıldız değil ama iş yapacak oyuncuya ihtiyacı var. Özellikle orta saha bölgesinde bir oyuncu getirmeniz lazım. Devre arası bir iki takviyeyle belki Beşiktaş tekrardan canlanacak. Bunu zaten biz söylüyoruz, takviye ihtiyacı var ama illaki taraftarı kazanayım diye bu marka isim olmaması lazım. İşte Dele Alli'yi getirdi Ahmet Nurçebi. Ne oldu? Paralar başa saçıldı. Piyanişler geldi, Alex Teixeira'lar geldi. Hepsi geldi gitti, hiçbir iz bırakmadı. En canlı örnek şu an işte Rebic geldi, Chamberlain geldi. Onlar da daha yeni yeni takıma alışıyorlar. O yüzden şunu söylüyorum. Sayın Başkan adayları, her iki taraf kim olursa olsun, projelerinizi ciddi anlamda proje ortaya koysunlar. Öyle işte Talisca'yı alırdım falan, yani ben onu açıkçası bana inandırıcı gelmiyor, gerçekçi gelmiyor. Yani bu konuda Hasan Arat projelerle gelmiş gibi gözüküyor. Proje öne koymuş gibi gözüküyor. Projeyi koyduğu için de biraz sanki rakibinin biraz çok az da olsa önüne geçmiş gibi geliyor bana. Sayın Adalı da evet kısa süre olduğu için bakalım bundan sonra neler yapabilecek, onu görmemiz lazım. Yani nasıl bir liste oluşturacak? Liste kurma konusunda zorlanıyor mu, zorlanmıyor mu? Listeler de belli olduktan sonra bazı şeyler bize ipuçları verecek. Yani kazanmaya kim yakın, kim önde olur gibi şeklindeki değerlendirmeler, listeler belli olduktan sonra, açıklandıktan sonra konuşulması lazım. Ama şunu söyleyeyim, Sayın Adan'ın daha çok geçmişte hem Fikret Orman hem Yıldırım Demirören döneminde görev almış isimlerle görüştüğünü duyuyorum ben. Eğer bunu yaparsa ben kendisine yarardan çok bunun zarar getireceğini düşünüyorum. Yani yıpranmış isimler alırsa Sayın Adalı kendi şansını zora sokar. Tamamen yepyeni bir kadroyla çıkması lazım. Mesela özellikle Metin Keçeli, ona kimsenin lafı olmaz. Bu camianın en eskilerinden biridir. Süleyman Seba terbiyesi almış biridir. Metin abi orada zaten bir ağabey rolü olarak görev alacaktır Sayın Adalı'nın listesinde. Bu tür isimlere kimse bir şey demez ama daha önce ismi geçen, şimdi isim vermek istemiyorum, çok yıpranmış Fikret Orman döneminin çok yıpranmış isimleri var, Demirören döneminin isimleri var. Eğer bunları Sayın Adalı, eğer bu isimleri listesine alırsa, işte o zaman benim de inanmak istemediğim, işte onun devamı, bunun devamı şeklinde bir yönetim kurmuş olur. İnsanlar zaten bu tip yönetimlerden bıktı. Onu söyleyeyim. Tamamen farklı bir değişim istiyor Beşiktaş camiası artık. O yüzden Hasan Arat bu konuda sır vermeden ilerliyor. Duyduğumuz yıpranmamış önemli isimleri listesine alacağı yönünde ve projeleri hazır. Bu cuma da projelerini tanıtacak, geniş kapsamlı bir lansman yapacak. Orada bunu da gördükten sonra adayların projelerini de iyice inceledikten sonra daha kapsamlı bir açıklamalar, görüş belirtebiliriz. Ama şunu söyleyeyim, iyi ki Adalı'da, iyi ki Sayın Hasan Arat'ta çıktı. Beşiktaş Kulübü sahipsiz olmadıklarını iki aday da gösterdi. Camianın Sayın Adalı'ya da Sayın Arat'a da teşekkür etmesi lazım ki camiayı sahipsiz bırakmadılar. Hakikaten iyi bir proje ortaya koyan, iyi bir liste sunan, iyi çalışan, iyi mücadele eden kazansın. Beşiktaş'ın artık kavgalara değil, barışa, sükunete ihtiyacı var. Beşiktaş'ın iş bilen yönetimlere ihtiyacı var. İş bilen iyi başkanlara ihtiyacı var. Duruşu iyi olan başkanlara ihtiyacı var. Gerekirse Beşiktaş için ciddi anlamda kavga edecek başkanlara ihtiyacı var. Ama Beşiktaşçılık duruşunu da bozmayacak şekilde olan başkanlara ihtiyacı var. Popülizm yapabilirsiniz bazı şeyleri kazanmak için. Ama popülizm de bir yere kadardır. Bittikten sonra gerçekler böyle insanın yüzüne tokat gibi çarpıyor. Yani kulübün borçları, işte onu söylüyorum. Hep söylüyorlar taraftar gözünden bakıldığı zaman. Ya diyorlar ki size ne kulübün borcundan? Biz şampiyonluk istiyoruz. Biz işte başarı istiyoruz. Doğru. Beşiktaş takımı her zaman yarışmanın içinde olmak zorunda. Yarışın içinde olmak zorunda. Şampiyonluk kazanmak zorunda. Ama
şampiyonluklar kazanırken zaten bir kere kazandıktan sonra ertesi yılda kulübü batma noktasına getirmemesi lazım yönetimlerin. İşte Ahmet Nur Çubuk yönetimi şampiyonluk kazandı. Ertesi dönem ne oldu? Bakın şu an tarihin en kötü dönemlerinden birini geçiyor. Teknik adamsız çalıştı uzun bir süre. Kulüp borç içinde, oyuncular sahada disiplinsiz. Yani böyle olmamalı. Ben hep söylüyorum, bir istikrar gelmesi lazım Beşiktaş'a. Bu her kulüp için geçerli. Bunu hangi yönetim sağlarsa, mali yönden özellikle, mali yönden disiplini ve istikrarı hangi başkan adayı sağlarsa, projelerinde bunu görürse, disiplini getirecek bir ortam sağlarlarsa, o adayların kazanması lazım. Ben onu düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Hem bir gazeteci olarak hem de bir divan kurulu üyesi olarak söylüyorum bunu. Beşiktaş divan kurulu üyesi olarak da konuşursam benim de düşüncem bu. Çünkü Süleyman Seba dönemini yaşamış, görmüş, içinde olmuş biri olarak o dönemdeki sayın rahmetli başkanın kulübe kattıklarını ve o mali disiplini gördükten sonra ben herkesten, bütün adaylardan bunu istiyorum. Beşiktaş en borçsuz kulüptü o zaman ve aynı zamanda üst üste namağlup şampiyon tek kulüptü. Namağlup şampiyon oldu Beşiktaş kulübü. Demek ki olabiliyormuş. Yani geniş bütçelerle de olmuyor bu iş. Metin Ali Feyyazlar'la, altyapıdan çıkardığım rızalarla Beşiktaş şampiyonluk yaşadı üst üste. Bunu da yapabiliriz. Yani Beşiktaş altyapısı son dönemde parlayan bir kulüp. Özellikle işte Sayın Fırat Fidan geldikten sonra, Sayın Mehmet Ekşi geldikten sonra birçok oyuncu altyapıdan üst tarafa çıkarıldı. Bu oyuncular da var, Demir Ege'ler var, Semihler var, Berkaylar var. Bir sürü oyuncusu var Beşiktaş'ın. Bunlarla da Rıza Hoca devam ettiği takdirde ben ileride çok büyük sonuç alınacağını düşünüyorum. Metin Ali Feyyazlar döneminde de oyuncular da çıktıklarında 18 yaşındaydı. Sergen Yalçınlar geldiğinde 18 yaşındaydı. Ve bu takım şampiyon oldu 3 sene üst üste. Demek ki olunabiliyormuş. Yani Sayın Arat da Sayın Adalı da bu çerçeveden bakması lazım. Yani işte yeni bir Quaresma'yı getirelim, onu getirin, bunu getirin de olmaz. Alt taraftan Quaresma'lar çıkaralım biz. Tabii ki o da olacak. Tabii ki bir yıldız oyuncu da olacak. Olmasın demiyorum. Ama kulübün kulübe fazladan maddi külfet getiren transferler yapılmaması lazım. Onu söyleyeyim. Peki Kartal abi, gerçekten hem Beşiktaş gündemine hem de kongreye dair uzun yorumlarla keyifli bir sohbette bulunduk seninle. Beşiktaş gündemini yine seninle birlikte yayınlarda ya da bağlantılarla değerlendirmeye devam edeceğiz deyip ağzına sağlık, teşekkürler diyelim.